Merhaba dünyalılar. Bugün konumuz zamanın ne kadar hızlı geçtiği. Şimdi bugün şöyle 2015'ten itibaren son 5 senedir yaşadığımız olaylar, haberler hakkında şöyle bir geriye yönelik bir inceleme yaptığım zaman çok şey değişti. Sadece son 5 yılda çok şey değişti. Zaman inanılmaz derecede geçiyor ve her geçen gün yepyeni şeyler oluşuyor. Şöyle mesela 2015 yılından burada örnek haberler açtım. Şöyle bir hatırlamak için. 8 Ocak'ta CHP liderine ayakkabılı saldırı olmuş. Dünya liderleri barış için Paris'te toplanmış. Sonrasında Bankasya'ya el koyulmuş. Müzeyyen Senar hayatını kaybetmiş. Süleyman Şah Türbesi nakledilmiş. Bak bunları yani ben o kadar çok haber izlemeyen birisi olmama rağmen, yani takip etmeyen birisi olmama rağmen çoğunu hatırladığımda böyle sanki çocukluğumdan bir şey kalmış gibi ama sadece 5 sene öncesi. O kadar böyle geçmiş bir şey değil yani. 31 Mart'ta Türkiye genelinde elektrik kesilmiş. Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine saldırı olmuştu 4 Nisan'da. Dünya liderleri Çanakkale'ye gelmiş 24 Nisan'da. MİT tırları soruşturmasında yakalama kararı çıkartılmış. Mart ayında AB ve Türkiye arasında mülteci anlaşması yapılmıştı. Nisan ayında Davutoğlu istifa etti ve yerine Yıldırım gelmişti. Mayıs ayında dokunulmazlıklar kaldırıp HDP'liler tutuklanmıştı. Liselilere proje okul eylemleri başlamıştı Haziran ayında. Temmuz'da darbe girişimi başarısız olmuştu. Ağustos'ta Fırat Kalkanı harekata başladıktan sonra Eylül'de yaz saati uygulamasının devam edilmesine karar verilmişti. Ekim'de başkanlık sistemi için düğmeye basılmıştı. Kasım'da Siirt'te maden kazasında Aladağ'da yangın faciası yaşanmıştı. 2017'ye geçelim. 2017 İzmir'de terör saldırısıyla seneye başlamıştık. Sonra FETÖ iddianameleri devam etmişti. Mart ayında Hollanda'dan küstah bir bakanımıza karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya karşı Hollanda'da çok saygısızca şeyler olmuştu hatırlarsınız. 16 Nisan'da referandumu sistem değiştirmişti. Helikopter düşmüştü mesela. Müfredat değişmişti. Wikipedia'ya erişim engeli gelmişti ve sonrasında yeni kaldırıldı mesela bu tekrardan iptal edildi. Erdoğan yeniden AKP lideri olmuştu. Zaman öyle bir geçiyor ki şu olaylar böyle o kadar uzakmış gibi geliyor ki sanki arasından yıllar geçmiş gibi ama hepimizin bildiği gibi sadece daha 3 sene olmuş. 2017. 2018'de Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınmış. Aydın Boysan hayatını kaybetmiş. TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yakmış 11 Ocak'ta bir vatandaşımız. Bunları ben hatırlamıyorum bile. Zeytin Dalı Harekatı Türkiye Afrin'e operasyon başlatmıştı 21 Ocak'ta. Bugün. Yani 2019. Hadi atlayalım 2019'u. Yeni Zelanda saldırısıyla falan başlamıştık zaten. O kadar çok olay oldu ki son 5 sene içerisinde. Ve 2020 yılının başlangıcı zaten çok büyük bir trajediyle oldu. Yani inanılmaz bir şekilde başladık 2020'ye ve depremler, felaketler hepsi ardı arkası kesilmedi. Hala da maalesef ki devam ediyor. Yani özetle öyle direkt şöyle kapatalım ve varmak istediğimiz sonuca varalım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Zaman bizi beklemiyor. Olaylar gelişmeye devam ediyor. İnsanlar yaşamaya devam ediyor. Biz olalım ya da olmayalım, dünya devam ediyor. Dünya dönmesine her koşul ve şartta devam ediyor. Bizim etrafımızda dönmüyor dünya. Bu yüzden çok fazla kaprise, çok fazla mükemmeliyetçiliğe gerek yok. İnsan sevdiği şekilde, mutlu olduğu şekilde yaşamalı. Nefret ettiğiniz ortamlarda insanlarla bir arada olmayın. Çünkü zaman çok kıymetli bir şey. Her gün bize yepyeni 24 saat veriliyor. Bunu 24 altın olarak düşünebiliriz. Ve bunu değerlendirmesi tamamen bize ait. Ama unutmayın ki her gün verilen 24 altının biriktirme, ertesi güne erteleme gibi bir şansımız yok. O gün harcadın, harcadın. Harcamazsan tamamen yok oluyor. O 24 altını nasıl kullanmak, nasıl değerlendirmek bizim elimizde. Bazı zor şartlar altında olan arkadaşlar, durumlar vardır, muhakkak vardır. Ama bunun çözümü yine bizde. Sevmediğiniz işi yapmayın. Sevmediğiniz ortamda bulunmayın. Sevmediğiniz insanlarla arkadaşlık kurmayın. Hayır demesini bilin. Hayır demek hayatımıza çok şey katacaktır.
istemediğiniz, yani yapmayı istemediğiniz şeyleri kabul etmeyin. Hayat devam ediyor ve nefret ederek nefret ettiğiniz şeyleri yapmakla hayatınızı geçirmeyin. Yaşlanıyoruz. Her geçen gün yaşlanıyoruz. Yaşlılık çok güzel bir şey. Neticesinde 70 yaşına geldiğimizde, 80 yaşına geldiğimizde iyi ki yaşadım, bu hayatı dolu dolu yaşadım demek var. Bir de keşke şunları da yapabilseydim, şunları da ertelemeseydim demek var. Eğer sevdiğin yemek bugün yemek istiyorsan o yemeği bugün ye. O kıyafeti bugün giymek istiyorsan bugün giy. Kimseye kulak asma. Hiç kimseyi dinleme. Sen bu hayatı yaşayan sensin. Bu hayattaki başrol oyuncu sensin. Ve bırak da artık şu hayatı sen yaşa ya. Ya hani biraz şu el alem ne deri bir boş verelim. Kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım. Çünkü hayat kısa ve yaşlanıyoruz. Şu son 5 sene bile dönüp baktığımızda çok uzak gibi geliyor ama değil. Neler olmuş, neler bitmiş, bir şekilde atlatılmış, yolumuza devam etmişiz. Bugün daha büyükleriyle mücadele ediyoruz. Dönüp bakınca o günkü olaylar mesele miymiş gibi de bile diyebilirsiniz yani. Çünkü bugüne bakacak olursak o günküler gerçekten çok da dert olan şeyler değilmiş. Bugün bir tane şey görmüştüm. Instagram'da paylaşım. 4 senedir komadayım. Yeni uyandım. En son Kobe Bryant'in işte 30 sayı birden attığını hatırlıyorum falan gibisinden böyle bir hani komedi amaçlı bir post atılmış. Düşünecek olursak o insan 4 sene önce komaya girdiğinde Kobe Bryant yaşıyordu. Ve şey herkesin maske taktığından maske takmanın zorunlu mu olduğunu falan böyle sormuş. Yani bu insana şu günleri anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Şu an bize evet normalleşti. Birçok şey normalleşti ama aslında bundan 4 sene önce bunları anlatmış olsaydık muhtemelen çoğumuz sen delisin deyip geçerdik. Ama öyle olmuyor işte. Bu biraz da şeye benziyor. Eğer bir kurbağayı kaynar suyun içine atarsan bir anda panikler ve çıkar oradan. Ama normal bir suyun içine koyup yavaş yavaş ısıtırsan kurbağa paniklemeyecektir. Zamanla alışacaktır ve ölene kadar da o orada de kalmaya devam edecektir. Bu biraz buna benziyor. O yüzden çevremizde olanların, bize yapılanların ya da yapılmaya çalışılanların, etrafta dönen olayların büyük resmi görmenin önemi çok büyük. Etrafınıza bakın. Neler olduğuna, neler bittiğine mantık çerçevesinde değerlendirin. Kurbağa olmayın, yavaş yavaş ısıtılmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Görüşmek üzere.